seçeceğim. Ayşegül, Selda ablanın senin yüzünden evi terk etmesine çok üzüldüm. Boş ver Selim, önemli değil. Sonuçta benim de sorumluluğum var bu işte. Hayır, seninle hiçbir alakası yok. Hem zaten benim hayatımı etkileyecek çok önemli bir mesele de değil. İyi o zaman. Okuldan sonra ne yapıyorsun? Ya okuldan sonra hangi alımı seçeceğime dair bir karar vermem gerekiyor. Mecburum. Düşündün mü? Günaydın Ayşegül Hanım ve diğerleri. Nasılsınız? Ben iyiyim de diğerlerine de siz sorsanız. Aslında sormama gerek yok. Çünkü umurumda değil. Var mı bir isteğiniz, arzunuz, emriniz? Var. Gölge etme, başka ihsan istemem. Ayşegül Hanım, iyi düşünün. Gün gelir havalar ısınır. Ve güneş bir kabak gibi tepenizde etrafı kavurur ve yakar. İşte o zaman bir zamanlar kovmuş olduğunuz bu gölgeyi mumla ararsınız. Ama çok dert etmeyin. Zaten bu gölge sizi hayatınız boyunca bir gölge gibi takip etmeye devam edecek. Şimdi izninizle bizim bir faks çekmemiz gerekiyor. Nereye? Yetkili makamlara. Saygılar. Ben şuna gidip ne demek istediğini soracağım. Ya Selim, dur. Saçmalama Selim. Bırak. Ben de bari ders çalışayım. Ya Ferit amca bir gören olacak. Ya inanmıyorum sana ya. Karanlıktan korktuğumu bilmiyor musun? Bırak boş konuşmayı. Hangi alanı seçtin onu söyle. Hiçbiri. Yani seçemedim. Seçemediğime göre mecburen ikisiyle beraber yaşamak zorundayım. Ne yapalım, kader. Madem seçemiyorsun, o zaman seçmene yardımcı olacak bir sihir yapalım. Ne sihri? Eğer sihri. Eğer mi? Ben ne yapacağım eğeri? Ata mı bineceğim? Ama ne komik. Eğer değil kızım, eğer. Yani eğer böyle olsaydı ne olurdu? Eğer şöyle olsaydı ne olurdu? Onu anlamak için. Bu küre... Eğer bir şey yaparsan ya da yapmazsan... gelecekte ne olacağını gösterir. Mesela eğer dişlerini düzenli fırçalamazsan ne olacağını görmek ister misin? Evet. Bak. İğrenç bu. Şimdi al bunu ve git bakalım. Eğer Selda alanı seçersen ne olur, Melda alanı seçersen ne olur. Kumandayı da al yavrum. Hadi şimdi yalla. Evet, acaba hangisiyle başlasan? Selda halanla başlayayım. Evet, göster bakalım küre. Selda halamı seçersem neler olacak? Hay.
içeri. Ya kusura bakma Selim, ev biraz dağınık. Evde parti vardı da. Ya çok beklemedin değil mi? 4 sene bekledim Ayşegül. 4 sene. Tam 8674 kere cep telefonundan aradım ama açmadın. Ya duydum cebin sesini de cep telefonunu bulamadım bir türlü. Ya şuralarda bir yerde bıraktım ama nerede bilmiyorum. Hayırdır, sen niye aradın beni? Tam 4 sene önce sana bir şey teklif etmiştim, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 50'lik teklif etmiştin. 50'lik mi? Hı, 50 yeni Türk lirası. Hatta ben de ihtiyacım olmadığı için seni aramamıştım. Ayşegül, ben sana 50'lik değil, evlilik teklif ettim. Ne? Evlilik teklifi mi? Sahi mi Selim? Ya hatırlıyorum, o gün parti vardı. Selda halam müziğin sesini sonuna kadar açmıştı. Ben yanlış anlamışım ben. Neyse canım, geç olsun ama güç olmasın. Tamam Selim, kabul ediyorum. Evet, 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 evet. Artık çok geç Ayşegül. Ben çoktan evlendim bile. Ne? Ya inanmıyorum sana ya. İnsan bir haber verir değil mi? Ya cep telefonu diye bir şey var ayrıca. Ayşegül, ben buraya sana veda etmeye geldim. Eşimle beraber yurt dışına yerleşiyoruz. Öyle mi? Kimmiş bu şanslı kadın? Bir görelim de tanışalım. Tabii ki. Hayatım. Bir de bebek. Ya Selim, sen Ayşegül'ün hayatta olup olmadığını merak etmiyor muydun? Gördün işte, yaşıyor. Maalesef. Ama tabii buna yaşamak denirse. Ayşegül, dur seni kızımla tanıştırayım. Kızım, bak bu Ayşegül abla. Ay ne ezik şey. Ne? Kızım, ya... ayıp. Ya inanmıyorum ya, korku filmi gibi. Demek ki Selda halamla yaşamam mümkün değil. Bir de Melda halama bakalım. Evet, bu kitap da bitti. Şimdi yenisine başlayalım. Yok, içim rahat etmedi. En iyisi yukarıya alayım. En azından Selim'i Tuğçe'ye kaptırmaktan iyidir. Baksana, neredeyse profesör olmuşum. Etraf diplomalarla dolu. Tabii tabii. Ya zaten Selim bu kadar okumuş ve kültürlü bir kızı hayatta bırakmaz. Ben Melda halamı seçiyorum Duman. Dur bir sonunu seyredelim. Merak ettim kimmiş kapıdaki. İyi peki, sırf senin için bakalım. Selim. Nihayet. Kusura bakma, beklettim. Ama biliyorsun, iş, güç, ders, kitap. Ayrıca evinde düzenli olması gerekiyor. Biliyorum Ayşegül. Zaten bu yüzden tam 4 senedir beni bekletiyorsun. Evet, sen de beni bekliyorsun. Ben de onu söylemeye geldim Ayşegül. Ben artık bekleyemeyeceğim seni. Sana evlilik teklif edeli tam 4 sene oluyor. Biliyorum, ben de evet dedim. Hatta Selim... Pardon. 14 Haziran 2010, öğleden sonra saat 4'de de randevu verdim. Ya? İşte ben onu da bekleyemeyeceğim Ayşegül. Ben bana sürekli vakit ayırabilecek birini arıyordum ve buldum. Yarın ne? Evleniyorum. Ne? Kimmiş o? Yıllardır ağaç ettin çocuğu, ağaç. Zavallım. Resmen kök saldı toprağa seni beklerken.
Ama artık o acılı günler geride kaldı Selim'ciğim. Seni kurtaracağım. Hadi gidelim. Kurtar beni Tuğçe. Bu ötekinden daha da korkunç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.